Scooterlar artık sadece trafikten değil, aynı zamanda toplu taşımadan ve insanlardan uzaklaşmanın da en kolay ve en ekonomik yolu haline geldi. Tabii konu bu olduğunda, yani iş bu olduğunda Avrupa'da en çok satan iki tane scooter var. Bir Honda PCX, iki Yamaha NMAX. Honda PCX'i daha önce incelemiştik. Şimdi yanımızda Yamaha NMAX var. Yenilenen kasasıyla Yamaha NMAX nasılmış? Artısıyla, eksisiyle, beğendiğimizde, beğenmediğimizde bütün detaylarıyla sizlere aktaralım. İyi seyirler. Bu arada hemen söylemem lazım. Kanal analizlerine baktığım zaman bizi düzenli olarak izleyen birçok arkadaşımızın abone olmayı unuttuğunu fark ettik. Aşağıda bir abone ol tuşumuz var. Abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Euro standartlarında rakam arttıkça artık motorların da gırtlağı biraz daha fazla sıkılmaya başlandı. Bu Euro 5 modeli. Bunda da gırtlak ne yazık ki birazcık daha sıkılmış. Fakat gücünü biraz daha üst devirde vermesine rağmen torkunu 1250 devir daha aşağıda veriyor ki bu da ara hızlanmalarda çok çok daha başarılı hızlandığı anlamına geliyor eski modele göre. Eski modele göre biraz daha dolu hissettiriyor. Bunun da ayrıca Yamaha R125'te gördüğümüz, ilk olarak Yamaha R125'te gördüğümüz VVA teknolojisi var. VVA teknolojisi de nedir? Siz belli bir devri geçtiğinizde bir tane mil aktive oluyor. Emme subabını biraz daha açıyor. Yani motorun içine biraz daha fazla hava giriyor. Tabii motorda bu önceden de programlanmış olduğu için ECU'ya daha fazla hava girince daha fazla yakıt giriyor ve daha fazla güç ortaya çıkıyor. Yani siz alt devirde ekonomiyi, üst devirde de gücü almış oluyorsunuz. Bunu da nereden anlıyorsunuz? İşte giderken böyle 6000 devri geçtikten sonra bir diye bir ses geliyor. Birazcık da artıyor sesi. Bunu tabii çok duyamıyorsunuz. Eski neslinde biraz daha fazla duyuyordunuz bunu. Bunun duyulması birazcık düşmüş. Esas nerede anlıyorsun ama kadranda VVA diye bir yazı yazıyor. Yani abi ben artık ekonomi kısmını işin geçtim. Seni yürütüyorum diyor oradaki ekranda sana. İşte yeni haritalandırmadır, motorun VVA teknolojisidir falan filan derken burada çok verimli bir güç bandı var. Yani aşağı tarafta işte sağırdı, yok yukarıda çok yakıyordu bilmem neydi falan yok. Gazı açıyorsun, ara hızlanmalar çok güzel. Her yerde güç var. Tabi bu güçten kastımız bir 120 cc scooter ne kadar güç vaat edebiliyorsa o kadar güç var. Gazı açıyorsun, en azından sollamalar rahat rahat çıkabiliyorsun. İlginç olan bir şey var. Yeni PCX NMAX'ten, bak bu kadar NMAX'te teknoloji olmasına rağmen daha iyi devirleniyor. Daha doğrusu biraz daha istekli bir şekilde devirleniyor. PCX ya sanıyorum komşunun tavuğu kaz gözükmüş. PCX daha sportif olmuş. NMAX'te daha konfor olmuş ama bunun detaylarına sonradan geleceğim. Bu ikisinin amansız bir dövüşü var sürekli. Bu ikisinin amansız dövüşünü çok başka videoda tabii ki de değineceğiz ama burada da yine ufak detaylarda bunun farklarını, neler değiştiğini bu yeni kasada bahsedeceğiz. Bu arada PCX demişken yeni NMAX'te PCX'ten görmeye alışık olduğumuz Start Stop sistemi de gelmiş. Tabii bunu kara kaşımız kara gözümüz için koymuyorlar. Emisyon testlerinden çok daha rahat geçtikleri için koyuyorlar. Nasıl? Şimdi emisyon testinde şöyle bir dur kalk yapıyorsunuz. Bir yerlere giriyorsunuz, bir yerlere çıkıyorsunuz gibi. Yani bunu simüle ediyorsunuz. Bir yerde de bilmem kaç saniye rölantide kalıyorsunuz. İşte bu rölantide durduğu anda motorda veya otomobilde de mesela Start Stop sistemi varsa ne oluyor? Motor duruyor. Sen bu arada ne yapıyorsun? Sıfır emisyon. Ortalamayı öyle bir aşağıya çekiyorsun ki bir anda o testten böyle rahatlıkla geçiyorsun falan. Bu da sana işte motorun gücünü birazcık da açabilme gibi olanaklar sunuyor. Dolayısıyla start stop sistemi kazan kazan. Hem biz böyle yakıt tüketiminden biraz kazanıyoruz şehir içinde çok dur kalk yapıyorsak hem de işte motor emisyon testlerinden daha rahat geçiyor. Bunun bir de bir güzelliği daha var. Start stop sistemi koydukları için normal marş yok. Normal dokunuyorsun ve direkt çalışan özel bir marş sistemi kullanıyor. Bu da yine bizim için bir avantaj çünkü marşa bassan cik 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 diye bir ses gelmiyor. Direkt motor çalışıyor ve gidiyorsun. Şimdi bak ileride kırmızı ışık var. Duracağım. Start stop'u da bir görmüş oluruz hep beraber. Geldim. Durdum. Anında devreye girdi.
PCX'de mesela 2-3 saniye bekliyor. Sıkışık trafikte o yüzden ben mesela bu start stop'u kapatıyorum. Çünkü tam böyle duruyorum kendini kapatıyor falan. Ama ışıklarda da durduğun gibi hemen devreye giriyor. Şu an çalışmıyor bak. Hiçbir şey yok. Işık yansın, devam edeceğim ben de. Yandı bak, sadece gaza basıyorum. Hop gitti. Bizim test sırasında yakaladığımız yakıt tüketimi 2.6 litre oldu. Bence yine çok başarılı bir rakam. Biraz daha kastırsaydık bunu 2.2'lere falan çekme gibi olasılığımız olurdu ama hani ha 2.2 yakmış, ha 2.6 yakmış, ha 3 yakmış. Yani hepsi çok güzel, çok başarılı rakamlar. Özellikle şehir içinde hani böyle İstanbul'da biliyorsunuz çok fazla gaz açmak, kapatmak durumunda kalıyoruz. Fren, gaz, fren, gaz sürekli oynuyoruz. O durumda bile 3 litreyi çok fazla geçmek mümkün değil. Yani çok hani her dur kalktı, tapa gaz kalktın. Gene 3 litreyi geçebilmen pek mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü bu 2.6'yı dediğim gibi hiç zorlanmadan yakaladık. Yani bir aman kastıralım, aman ekonomi yapalım gibi hiçbir düşüncemiz yoktu. Yakıt tüketimi gayet başarılı. PCX'in de mesela çok başarılıydı. İkisi de PCX'de, NMAX'de bu konuda çok başarılı iki scooter. Seyir hızı bana sorarsan 90 gibi. 90'da çok rahat bütün yolculuklarını yapabilirsin. Ondan sonra bir gazı açmanı istiyor. Ha, açınca da gidiyor mu? Evet gidiyor. Ama 90 sabit bir şekilde her yere gidip gelirsin. Şimdi SLM'le de bayağı konforlu olmuş. İşte oturuş pozisyonu falan da güzel. Şu ön taraf biraz genişlemiş. Ayakları böyle daha rahat koyabiliyorsun. Şöyle sola geçelim. Önümüzü boşaltalım. Ayakları böyle daha rahat koyabiliyorsun. 10 numara. Hiçbir şey keyfini bozamaz yani. Biraz daha abisi X-Max'in konforuna benzemiş açıkçası. Abiye yaklaşmış yani. Şimdi yeni tasarımdan bahsetmeden önce şasinin tamamen yeniden tasarlandığını söylemek lazım ve bu şasinin yeniden tasarımının sürüşte acayip etkileri var. Bundan biraz sonra bahsedeceğim ama önce şu tasarımdan bahsedelim. Far tasarımı değişti. İşte grenajlar biraz daha genişledi, daha fazla koruyor falan derken biraz da abisi X-Max ve T-Max'e benzemek isteyen bir tasarım yapılmış. Zaten sinyallerin konumu falan da değişti. Onlardan böyle anlıyorsun. İşin ilginç yanı uzaktan gördüğünde özellikle akşamları acaba bir T-Max mi geliyor diyorsun birazcık uzaktan baktığında. Aynadan falan baktığın zaman da yine aynı şekilde gözüküyor. Yani X-Max ile biraz daha T-Max'e yakın bir tasarım var. Aynı tasarım dilini paylaşıyor. Tabii merak ettiğiniz soru şu. Aydınlatması nasıl? Kısalar sanki biraz böyle yere fazla bakıyor gibi. Uzunlar evet gayet güzel ama tam böyle ortadan noktasal bir atış yapıyor. Kenarlara fazla yayılmıyor gibi hissettim. Ama günün sonunda görebiliyor musun kardeşim sorusuna cevaplayacak olursak evet görebiliyorum. Ama ben kısaların birazcık daha yukarı doğru bakmasını açıkçası isterdim. Uzunlar da biraz şöyle dağılan bir uzun olsaydı tabii o da yine çok hoş olurdu. Ama böyle de gayet iyi bir şekilde gece önümü görebiliyorum. Daha da güzeli selektör attığımda millet beni görebiliyor. Selektör demişken buradaki normalden selektör kullandığımız bir tuş var ya ona ekrandaki menü tuşunu atamışlar. O benim canımı sıktı. Normal böyle elle basarak da selektör atamıyoruz. İşte uzun aç kısa, uzun aç kısa falan yaparak böyle elle manuel tamamen bir yöntemle bunu yapmamız gerekiyor. Tamam Avrupa'daki adamın böyle bir derdi yok ama bizim gibi ülkelerde bizim bu şekilde bir derdimiz ne yazık ki mevcut. Tabii sadece ön tarafın şekli şemaliyle bitmemiş. Arkaya doğru bakıyorsun. Şimdi sele ilk baktığında diyorsun ki normal NMAX selesi yani baba ne yapmışlar ki buna diyorsun ama içindeki padding çok değişmiş. Çok güzel bir pad var burada. Kalın da. Oturduğunda o konforu hissediyorsun. Bak bu sefer gerçekten güzel yapmışlar. Önceki çünkü böyleydi. Taştan halliceydi. Ne şasi esniyordu ne süspansiyon şey yapıyordu ne sele esniyordu. Böyle hiçbir şey yoktu. Tamamen taşa oturmuş gibi hissediyordun. Bununla öyle değil. Bu gerçekten çok rahat, çok konforlu, çok beğendim yani. Tabii sadece bunun sele ile alakası yok. Şasiyle, süspansiyonla alakası var. Onlara da birazdan geleceğim. Sele'nin hem sürücü hem de artçı konforu gerçekten takdire şayan. Önceki nesille arasında muazzam böyle bir fark, uçurum var hatta yani. Fakat neyi beğenmedim? Bu sele'nin üstündeki kaplamayı beğenmedim. Orada arkada ufak bir boşluk var. Hani orası böyle sekiyor falan. İleride sanki böyle yırtılırmış gibi falan geliyor bana.
Bugüne kadar yırtılan NMAX ben görmedim ama orasını şöyle güzel bir dikişle hani sıkı sıkıya yapmış olsalar çok daha güzel dururdu. Ama işte biz buna bu kadar para veriyoruz da Avrupa'daki adam ne kadar veriyor? 2500 euro, 3000 euro para veriyor. O minvalde düşündüğün zaman hani adam buna olmasa da olur falan diye bakıyor ama tabii biz inceleyip sık dokuyoruz. Oturuş pozisyonu çok rahat, çok natural. Şimdi üstüne oturuyorsun. Sanki daha önceden tanıdığın bir eşin dostunun yanına gitmişsin gibi hissettiriyor seni. Hiç yabancı hissetmiyorsun. Onun dışında bunda uzun cam eklentisi var. Bu Yamaha'nın orijinal bir aksesuarı. Bu yokken biraz rüzgar yiyebilirsin. Normal. Ama bu tabii şehir içinde gitmesi için yapılmış bir scooter olduğundan yine bunu biraz görmezden gelebiliriz. Fakat bu uzun camla gerçekten iyi oluyor. Yani bütün gününüz yolda benim gibi E5'te geçiyorsa bu alınması gereken bir eklenti. Yine bu çanta da tabii oldukça iyi. Böyle ufak duruna bakmayın. Hani bayağı bir şey alıyor. Onun tasarımını çok güzel yapmışlar. Bu aksesuarları niye söyledim? Ona az sonra geleceğim. Ne dedik? Kasa birazcık daha genişledi artık. Daha iyi koruyor. İşte konfor falan arttı derken hani bazı otomobiller vardır. B sınıfıdır ama B plus hani C'ye göz kırpıyor. C sınıfı otomobiller C plus deriz böyle. Bir sınıf üste göz kırpıyor. Mesela Honda Civic bunlardan bir tanesiydi. D sınıfındaki konforu yine o sınıfa C sınıfına getirmişti. Bu da onun gibi ufak sınıftaki scooterlarda biraz daha AB'ye yakınsıyor. Bir daha plus'ı. Şimdi bu cam ve bu çantayı da koyduğun zaman X-Max'e yakın bir konfor alıyorsun artık. Eskisi gibi taş gibi bir şeye, çok küçük hissettiren bir şeye binmiyorsun. Sana biraz daha geniş ve büyük hissettiriyor. İlginçtir. Ben bunu çok sevdim. Yani hala şehir için istediğim araya pıtır pıtır giriyorum ama biraz daha konforlu. Daha büyük bir scooter kullanıyormuşum konforunda, sürüş keyfinde alabiliyorum. Şimdi SLM'li de bayağı konforlu olmuş. İşte oturuş pozisyonu falan da güzel. Şu ön taraf biraz genişlemiş, ayakları böyle daha rahat koyabiliyorsun. Şöyle sola geçelim, önümüzü boşaltalım. Ayakları böyle daha rahat koyabiliyorsun. 10 numara, hiçbir şey keyfini bozamaz yani. Biraz daha abisi X-Max'in konforuna benzemiş açıkçası. Abiye yaklaşmış yani. Hatta şu anda ilginç bir şekilde yeni PCX'ten birazcık daha konforlu dersek yalan söylemiş olmayız yani. Biliyorsunuz yeni PCX'e şey demiştik biz, işte NMAX gibi olmak için, biraz daha sporlaşmak için konforundan ödün vermiş diye. Bunda da böyle, bu da konfora doğru gitmiş falan, böyle acayip bir durum olmuş ama şu anda gerçekten çok konforlu. NMAX o sert kelimesini silip atmış. Sel altı bagajdan hemen bahsedelim. Anahtarsız çalıştırma da var. Artık hani buradan geliyorsun, basıyorsun, sonra seat diyorsun. X-Max'de olduğu gibi seat diyorsun ve burası açılıyor. Bu güzel, bu başarılı olmuş. 23 litre sel altı bagajı var. Kask koymak istediğiniz zaman kaskı ters koyuyorsunuz ve alttaki plastik zeminde de herhangi bir hani kadifemsi, yumuşatıcı, tüylü böyle hiçbir yüzey yok. Dolayısıyla uzun süreli ben kaskımı sürekli oraya koyuyorum diyorsanız bir tane mikrofiber bezi alıp orada bırakmanızı şahsen öneririm. Çünkü kaskın üst kısmını çiziyor. Nereden biliyorum? Yakın arkadaşımın bir NMAX'i vardı. Sürekli işe gidip gelirken kullanıyordu ve kaskını oraya koyuyordu. Kaskın üst kısmı bir zaman sonra çizilmişti. Bunu da şimdiden söylüyorum. Sonradan üzülmeyin. Bagajın kullanım alanı gayet başarılı, gayet verimli. Bu arada bagajda ne yazık ki bir aydınlatma ışığı mevcut değil. Yani o da olsaydı çok güzel olurdu. Malum kapalı otoparkta vesaire bir yerde kullanırken o ışık çok verimli oluyor. Şimdi bu kasalı anahtarsız çalıştırma geldi. Bu gerçekten süper bir özellik. Bunun rahatlığını kullanabilir. Yani anahtar sürekli cebinde, geliyorsun, bagajını açıyorsun, kapatıyorsun vesaire falan. Bunlar süper. Ama sen şimdi gidiyorsun mesela, ne yaptın? Yaman'ın orijinal top case'ini aldın. İşte Honda PCX'te şöyle bir rahatlık var. Onda da anahtarsız çalıştırma var ya. Arka çantayı da mesela Forza'dan insanlar ilk buna alıştı. Arka çantayı da bir tuşla yine açabiliyorsun. Bu müthiş bir lüks ve güzellik. Niye söylüyorum? Çünkü büyük bir pratiklik katıyor sana. Yani şimdi sen cebinden çıkartacaksın, gideceksin buradan arkaya açacaksın, ondan sonra açacaksın burayı, kapatacaksın, sonra bir daha cebine koyacaksın falan. Bu biraz uğraştırıyor. Şimdi bana dersen ki kardeşim bu ne kadar büyük bir dert? Ya pratiklik yönünden bazen adamın canını sıkabiliyor. Bir de şöyle bir handikap var. Bazen sen bunun arkasına getirip taktığında anahtarı algılayamayabiliyor. Onda neden oluyor? Mesela buradan çıkarttığın bir şey, scooter'ın kendi bagajına koyacaksın. Scooter'ın bagajını açamıyorsun. Bunu her zaman yapmıyorum. Bazen algılıyor, bazen algılamıyor. Bunun gibi ufak böyle küçük bir detay var. Bunu da mutlaka söylemek gerek diye düşündüm. Honda PCX'te olan bu lüks de NMAX'te olsaydı
bence çok güzel olurdu. Ayna genişliği aralardan geçerken çok rahat ediyorsun. Çok aşırı büyük değil. Ama arkayı da güzel görüyorsun. Yine ikisinin arasını bulmuşlar. Şimdi NMAX sadece bizde değil, işte Tayland, Endonezya, Filipinler, işte bu civarda da çok Vietnam falan, işte o civarda da acayip tutulan bir scooter, çok seveni var. Şimdi orada da trafik bizden iyi değil. Hatta bizden daha kötü. Trafik ve şehir durumu. Adamlar da böyle bir aradan dereden sağdan soldan gidiyorlar. O markette çok fazla öğrendikleri şey oldu. Şimdi onlar tabii bize de geliyor, bizi de etkiliyor bu modelin gelişiminde. O yüzden böyle aradan dereden çok rahat geçen, çok seri, çok kıvrak bir scooter ortaya çıkıyor. PCX daha kez daha öyle. İkisi de o marketlerde çok tutulan, çok sevilen iki scooter. Böyle fıtır fıtır geçiyorsun aralardan. Şöyle bir sağa çıkalım. Yok abi, günün her saati kilitli artık. E5 günün her saati kilitli. Yani şu trafikte arabayla gitmeye çalışana Allah kolaylık versin diyorum. Neden motosiklet almadıklarını gerçekten sorguluyorum yani. Gerçekten sorguluyorum. Ne değişti? Ekran değişti. Kimisi bunun tasarımını sevdi, kimisi sevmedi. Ben hoş bulanların tarafındayım. Ekranda alabileceğimiz bütün bilgiler mevcut. Şuradaki menü tuşunu sevmediğimi söylemiştim. Ama bu menü tuşuyla da yine her şeye giderken çok kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada traction control var. Çekiş kontrol sistemi de var. Çekiş kontrol sisteminde yine bu menü tuşundan aktif veya deaktif edebilirsiniz. Bu da yine güzel bir özellik olmuş. Dediğim gibi ekranda bütün özellikler var. Hani sürüş modu gibi ıvır zıvır şeyler, bunda tabii ki yani gerek yok, olmayacak. Renkli bir ekran olsa daha güzel olur muydu? Ona da evet. Bir de şöyle bir şey var. Uygulaması var bunun. Bluetooth'tan telefonunuzu motosiklete bağlıyorsunuz. Fakat Android'lerde bazı özellikler gözükmüyor. Telefon gelince burada telefon araması işareti çıkıyor. Mesaj gelince mesaj işareti çıkıyor. Intercom'dan bağlıysanız zaten bunların pek bir önemi yok. Direkt telefon çalıyor ve duyuyorsunuz. Hani mesaj geldi özelliğin çıkması da bilemiyorum. Hani ne kadar gerekli ne kadar gerekli değil. Orası tartışılır ama uygulama çok güzel olmuş. Şundan çok güzel olmuş. Bütün datanızı buradan görebiliyorsunuz. İşte ne kadar yatmışsınız, kaçta gitmişsiniz, ne yapmışsınız, ne etmişsiniz. Bütün işte GPS datasıyla beraber her şeyi görebiliyorsunuz. Bu arada bu uygulama sadece Yamaha NMAX özelinde değil, bütün Yamaha motorlarında çalışıyor. Zira bu yatma açısıdır, bilmem nedir falan da filandır. Bunlar için sizin telefonunuzdaki veriyi kullanıyor. Yani şuna gelebiliriz bu arada. Yani bu datalara ne kadar güvenebiliriz? Belli bir yüzdeye kadar güvenebiliriz. Yani adam şimdi bana gelip bu scooter'da 40 derece yattın diyorsa orada kesinlikle bir şeyler şaşmış demektir. Ama yine de bunları okuyabilmek, görebilmek çok güzel. Bu motosiklette iki tane saklama gözü var. Biri kapalı, diğeri de açık. Şimdi benim burada canımı sıkan şey şu. 12 volt çıkışı var ve bu açık tarafta. Şimdi neden canımı sıktı bu? Ben telefonumu şarja bıraktığım zaman, ben telefon tutucu kullanmıyorum. Telefonumu şarja bıraktığım zaman o orada açıkta duruyor. Şimdi bu bir scooter. Ben bunu yazın, kışın her şartta kullanacağım. Dolayısıyla yağmurda da kullanacağım demektir bunu. Kapalı bir göz olması benim şahsen işime gelirdi. Fakat bir de şu açıdan bakmak lazım. Sürekli telefon tutucu kullanan arkadaşlar için de bu 12 volt çıkışının açıkta olması büyük bir nimet. Çünkü kablo içeriden katlanarak, kırılarak falan bir şekilde bir yerlerden gelmeye çalışmıyor. Şimdi burada olmamın güzel bir sebebi var aslında. Size hayatınız boyunca görebileceğiniz en kolay preload ayarını göstereceğim. Bak şimdi geliyorum. Bu kadar. Preload ayarlandı. Yani artçıya göre ayar yapabiliyorsun. İki tane ayarı var ama yani çok fazla yok. Şu an yüksek preloadta. Şu an yine eskiye çevirdim. Çok basit yani, çok güzel. Bunu kim düşündüyse alnından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Bu müthiş bir şey. Yeni süspansiyon da bu arada eskiye göre çok daha güzel sönümlüyor. Eskisi bu moddaydı. Bu biraz daha güzel sönümlüyor. Biraz daha konfor odaklı. Fakat yine de sportifliğinden çok da bir şey kaybetmemiş. Eskisi sem sertti. Çok sportifti. Bu ikisinin yine arasını bulmuş durumda. Şu olayı da çok sevdim. Bravo. Şasi tasarımı değişti demiştik. Bu tasarım sayesinde benzin deposu 6.6 litreden 7.1 litreye çıktı. Şimdi diyebilirsin ki ya bu çok da büyük bir değişiklik değil. Evet, görünürde çok büyük bir değişiklik değil ama hani şasideki yerin bu kadar kısıtlı olduğu bir scooter'da 7.1 litrelik depo aslında gayet güzel diyebiliriz ki şimdi yakıt tüketimi de gayet düşük olduğundan menziller biraz daha yukarı çıkıyor. Bu güzel bir değişim. Onun dışında şasi artık esnemeye izin veriyor. Daha konforlu oldu demiştik. Şimdi buna binenler aşağıda yorum yazsın. Yeni NMAX'ten satın almış ve kullanan arkadaşlar lütfen yorum yazsınlar.
Onlardan da yorum bekliyorum. Artık eskiye göre gerçekten daha konforlu. Ama dediğim gibi bunu hani sadece sen seleyle başaramazsın. Sadece süspansiyonla başaramazsın. Şasi tasarımı, süspansiyonların yine tasarımı, işte seledeki eklenenler, yapılanlar vesaire derken komple burada daha konforlu bir motor, motosiklet, scooter elde edilmeye çalışıldı. Çok bariz bir şekilde belli ve bunu da başarmışlar. Şimdi önceki NMAX'i düşündüğümüz zaman ne şasi esniyordu, ne süspansiyon esniyordu. İki kişi bindiğinde de süspansiyon mesela dip vurmalar çok oldu bizim gibi. Yolları birazcık bozuk bir yerde. Kasisten falan geçerken yine arçın içi dışına çıkıyordu. Şu an bunların hepsi düzelmiş durumda. Arkam aldığım arçılar da çok rahat etti. Yani NMAX konfor konusunda sınıf atlamış gibi gözüküyor. Şimdi burada esas ilginç olan şey PCX'in daha spor bir karakteri bürünmesi ve konforundan biraz ödün vermesi. NMAX'in de biraz daha konforlu olması ve işte spor karakteri, o semsert, patır kütür yarış motoru gibi giden yapısından ödün vermiş olması. Bu bana çok ilginç geldi. Dediğim gibi komşunun tavuğu kaz gözüktü galiba. İkisi de birbirinden böyle birazcık o öyle yapmış, biz de böyle yapalım falan derken bir bakmışlar yer değiştirmişler. Şu anda artık NMAX daha konforlu diyebiliriz. Bu arada konfor demişken şu titreşim mevzusuna da bir tabii ki değinmek lazım. Önceki kasada birçok insanın, benim de şikayetim şu fren manetlerine hafif bir titreşim geldiği ile ilgili, yani motor sertliğini hissettiriyordu. O da bitmiş. Bu motor kulakçıklarına ekstra kauçuk parçalar takmışlar. Bu ekstra kauçuk parçalar sayesinde titreşim artık yok. Bildiğin yok yani. Hiçbir şekilde bir titreşim durumu kalmamış. Bu aslında güzel bir şey. Yani dediğin gibi artık konfor oynuyorlar. Konfor yapabilecek ne varsa, yani bildiğin ne varsa adamlar takmaya çalışmış buna. NMAX ilk neslinden beri önde ve arkada disk frenle ve ABS ile geliyor. PCX'e hatta aslında en büyük gol tamamen burada geliyor. Yıllardır PCX kullanıcıları abi disk fren istiyoruz diye artık yani bir kafalarına bandana asıp fabrikanın önünde eylem yapmadıkları kaldı. Ama Honda Avrupa ısrarla Avrupa'ya kampanya ile getireceksiniz diyor. Israrla böyle yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de Avrupa'ya bağlı olduğu için, yani Honda Avrupa'ya bağlı olduğu için buraya gelen PCX'ler diskte gelemiyor. Asya marketinde mesela PCX'leri diskte satıyorlar. Bu arada şimdi NMAX'e geri dönelim. NMAX'in frenleri gayet başarılı. Üstünde gelen lastikler o kadar da başarılı değil. Tamam, kuru da güzel tutuyor, bir sorun yok Dunlop Scoot Smart'ların, ama ıslığa biraz gördüğü zaman korku filmi oluyor. Nereden biliyorum bunu? Biliyorsunuz hani benim arkadaşım var, arada bir çıkıyor, Nail. Nail'in bir NMAX'i vardı ve kışın gerçekten çok ciddi sorun yaşamıştık. Mesela bir gün biz Anlas Windgrip incelemesi videosu çekmeye çıkmıştık. Bende NC vardı. Nail hemen gidip ertesi gün Windgrip takmıştı ve o günden bugüne çok mutlu olmuştu. Kış ne zaman gelse hemen hala Windgrip takar. Sizde de yazın bu yine idare eder ama kışın Anlas Windgrip takmanızı şiddetle öneriyorum. Zira bu lastikler suyu, ıslığı, soğuğu pek fazla sevmiyor. Sonuç olarak yeni NMAX eski nesliyle arasına fersah fersah mesafe koymuş gibi gözüküyor. Bu yeni kasayı ben çok beğendim. Beğenmediğim, bu arada tasarımla alakalı bir şey var, onu da hemen söylemeden geçmeyeyim. Özellikle bu piano black kısımlar çok çabuk çiziliyor. Eğer bu scooter aldıysanız hemen, bakın ama hemen bir yere gidip onu güzel şeffaf kaplamayla korumaya aldırmanızı şiddetle öneriyorum. Zira pamukla bile silseniz hemen orada çizik oluyor. Onun dışında söylediğimiz her şey yine geçerli. Gayet beğendiğimiz güzel bir scooter olmuş. Eski nesline göre biraz daha gelişmiş. İşte gerek Bluetooth uygulaması olsun, anahtar çalıştırması olsun, şaside yapılan değişiklikler olsun, konforun artması olsun ki bence yapılan en güzel şeylerden bir tanesi şu anda. Ben çok beğendim. Çok güzel bir scooter. Şehir içinde ben sağa sola çok giriyorum. Dar yerlerden geçiyorum. Bana biraz daha ufak bir scooter lazım ama konforlu olsun, güzel de olsun diyorsanız NMAX'e ciddi bir şekilde bakabilirsiniz. Yani konforu resmen NMAX'e çok yaklaşmış. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Aşağıya düşüncelerinizi, eğer NMAX sahibiyseniz, eski yeni fark etmez, veya bu NMAX'e bindiyseniz düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.